Şimdi eğitim türlerini biz öğretmenim aslında 3 boyutta ele alacağım. Burada sargın eğitime yer vermedik biz. Sargın eğitime yer vermemizin temel sebebi öğretmenim. Şu ana kadar hiç soru gelmedi ama ben birkaç cümleyle açıklayacağım size. Öncelikli olarak eğitim türleriyle ilgili soruları çözerken her zaman içi en özel olanı işaretleyeceksiniz. Bunu unutmayın. Mesela bir örnek verdi. Şıklarda formal eğitim var, örgün eğitim var, yaygın eğitim var, halk eğitim var, hizmet içi eğitim var öğretmenim. Cevap diyelim ki halk eğitim burada ve bu halk eğitimde o zaman formal de olsa, yaygın eğitimde olsa en özel işaretleneceği için doğru cevabım ne olmalıdır öğretmenim burada? Halk eğitim olmalıdır. Şimdi bunları tahtamızda bir irdeleyelim. Örneklerle birlikte özelliklerini çıkaralım. Ondan sonra da toparlamamızı yine akıllı tahtamızda yapalım öğretmenlerim. Şimdi eğitimi 3 boyutta ele alacağız dedik. Formal, informal ve sargın eğitim olmak üzere. Eğitim türlerinde ana başlık olarak genel kavramlarımızda dedik ki formal eğitim var, informal eğitim var, bir de ne var öğretmenim? Sargın eğitim var. Bunları karşılaştırarak vereceğim ben size ve karşılaştırma sürecinde de ana özelliklerinden bulmaya çalışacaksınız. Bak öğretmenim, formal eğitimi hazırlayan mutlaka bir ne vardır öğretmenim? Merci vardır. Formal eğitimle informal eğitimin temel farkı bu. İnformal eğitimde bağlı olunan bir merci yok. Mesela öğretmenim işte ilköğretim, ortaöğretimin bağlı olduğu merci neresi? Milli Eğitim Bakanlığı. Bu nedenle bunların hazırladığı plan ve programların bağlı olduğu merci nedir öğretmenim? Formal eğitimdir. Soruda bakacaksın öğretmenim. Eğer sana bir merciden bahsediyorsa aklına direkt ne gelecek? Formal eğitim gelecek. Eğer bir merci yoksa aklına direkt ne gelecek öğretmenim? İnformal eğitim gelecek. Bu nedenle formal eğitim mutlaka bir plan ve ne doğrultusunda gerçekleşir? Program doğrultusunda gerçekleşir. Ve mutlaka alanında uzman kişilerce yapılır ve bunun sonucunda mutlaka karşımıza plan ve program doğrultusunda olduğu için istendik özellikler karşımıza çıkar. Fakat informal eğitimde ise bak bir merci yok. Merci olmadığı için mercinin hazırladığı bir plan ya da program da yok. Kendisinin hazırladığı plan ve programları kastetmiyoruz. Mutlaka neyi dikkate alacağız burada? Merciyi dikkate alacağız. Mercinin hazırladığı plan ya da programlar yoksa o zaman bunlar nasıl gerçekleşecek öğretmenim burada? Doğal ortamda gerçekleşecek ve doğal ortamda kendiliğinden ortaya çıkacak. Peki, işin uzmanları var mıdır? Doğal ortamda kendiliğinden oluşur, o zaman yoktur. Bak öğretmenim, işin uzmanı da olabilir kişi. Uzmanı olmayabilir de. Mesela Ayşe'nin diyelim ki müzik öğretmeni olan annesinden evde notalarla ilgili bilgiler alması. Bak annesinin evde bağlı olduğu bir merci var mı? Babası dışında yok ama biz onu merci kabul etmiyoruz burada. Bu nedenle öğretmenim bak annesi evde müzik öğretmeniymiş ve işin uzmanı. İşin uzmanı olabilir mi? Olabilir. Ama arkadaşından mesela gitar çalmayı öğrenmesi bir bireyin yine doğal ortamda kendiliğinden oluşan bir öğrenmedir. Arkadaşı işin uzmanı mıdır? Hayır değildir. Bu nedenle uzman da olabilir olmayabilir de. Bu nedenle uzman olursa sonuçlar olumlu boyutta da olabilir, istenmeyen boyutta da olabilir. Yani sonuç hem istendik boyutta olabilir hem de istenmeyen özellikler ortaya çıkabilir öğretmenin. Bu nedenle dikkate alacağınız ana nokta formal ve informal eğitimi birbirinden ayırt ederken mutlaka sorularda ne arayacaksınız öğretmenim? Merciyi arayacaksınız. Ve bu süreçte informal eğitimin özelliklerini gerçekleştirecek olursak bak informal eğitimde o zaman kişi annesinden öğrenebilir, babasından öğrenebilir, arkadaşlarından öğrenebilir.
ya da nereden öğrenebilir? Televizyondan, internetten öğrenebilir. Yani buradaki öğrenmeler genellikle öğretmenin gözlem ve taklit yoluyla gerçekleşir. Yani sosyal öğrenmelere vurgu yapar. Sonuç bu nedenle olumlu boyutta da olabilir. Ne boyutta da olabilir? Olumsuz boyutta da olabilir. Bak öğretmenim, Ayşe'nin işte internetten yemek yapmayı öğrenmesi nasıl bir öğrenme şeklidir o zaman öğretmenim burada? İnformal bir öğrenme şeklidir. Yine Ayşe'nin işte anneannesinden dantel yapmayı öğrenmesi nasıl bir öğrenme şeklidir öğretmenim? İnformaldir. Ali'nin işte bisiklet kullanmayı arkadaşından öğrenmesi yine nasıl bir öğrenme şeklidir? İnformal. Bu nedenle informal öğrenmelerde doğal ortamda mutlaka kendiliğinden gerçekleşmesi gerekli ve ayırt edici noktam hiçbir merceğe bağlı değil. Fakat formal eğitim öyle mi? Değil. Mutlaka bir merci tarafından yapılacak ve formal eğitimde süreklilik olacak ve işin uzmanları tarafından yapılacak. İki tane şekli var. Bunlardan birincisi örgün eğitim. Bir diğeri ise öğretmenim yaygın eğitim olmak üzere. Aslında eğitim felsefelerinde bahsettim ben bunları sizlerden. Hatırlayın öğretmenim. Örgün eğitim belli yaş gruplarına bir kurum çatısı altında sürekli ve aşamalı olarak yapılan eğitim şeklidir. O zaman belli bir kurum çerçevesinde yapılıyorsa örgün eğitim nasıldır öğretmenim? Süreklidir. Planlı ve programlı mıdır? Evet. Bir merci tarafından yürütülür mü? Evet. Ve aşamalı ve kademeli bir şekilde gerçekleşir. Ve örgün eğitimin sonucunda bireylere mutlaka neler verilir öğretmenim? Diplomalar verilir. Örgün eğitim eşittir eğitim sistemi demiştik hatırlıyorsanız. Okul öncesi ilk öğretim. Ve ne diyeceğiz öğretmenim burada? Orta öğretim, işte devam edebiliriz. Yüksek öğretim gibi öğretmenim burada. Bak okul öncesi ilk öğretim, orta öğretim nereye bağlı? MEB'e bağlı. Yüksek öğretim nereye bağlı? YÖK'e bağlı. Bağlı olduğu mutlaka bir ne olacak öğretmenim o zaman? Merci olacak. Peki yaygın eğitim neydi? Daha öncelikle kullanmıştık hatırla. İhtiyacı doğrultusunda veriyorduk. Bu nedenle bak buradaki kişi örgüne hiç başlamamış olabilir. Ya da örgünü yarıda bırakmış olabilir. Ya da kişi nerede olabilir öğretmenim? Örgünde de olabilir. Bu kişilerin ihtiyacı neyse o ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan eğitim türüdür. Bu nedenle ihtiyaç ortadan kalktığında eğitim de ortadan kalkar. Ve temel amaç bireyin ihtiyacını nedir öğretmenim? Karşılamadır. Planlı ve programlı mıdır? Evet. Bir merciye bağlı mıdır? Yine evet. İşin uzmanları tarafından mı yapılır? Yine evet. Sonuç istendik midir? Yine evet öğretmenim. Ama bu süreçte sürekli değil, daha kısa sürelidir. Aşamalıklar mı? Var mı? Bir ihtiyacınız bittiğinde illa şuna başlayacaksınız diye. Tabii ki yok. Bu nedenle aşamalı değildir öğretmenim bu süreçte. Ve burada diplomalar yerine de onu bitirdiğine dahil bir takım neler verilir öğretmenim? Sertifikalar verilir. Ve bu süreç içerisinde o zaman örgünle yaygının temel farkları. Kısa süreli olan hangisiydi? Yaygın eğitim. Sürekli ve aşamalı olan diploma verilen ise hangisi öğretmenim? Örgün eğitim. Yaygın eğitiminde kendi içerisinde öğretmenim bir takım alt kavramları var. Şimdi bunlara bakacağız sizlerle birlikte. Ama şurayı birazcık bir öğretmenim benim ne yapmam gerekiyor? Temizlemem gerekiyor şuradan karışmaması için. Bak öğretmenim. Şimdi yaygın eğitimde öncelikli olarak diyeceğiz ki halk eğitim, sonra hizmet içi eğitim, sonra arkasından çıraklık ve ne diyeceğiz öğretmenim? Mesleki eğitim. Şimdi öğretmenim. Burada yaygın eğitimde kısa süreli ihtiyacını karşılamaya yönelik olan bütün unsurların hepsi yaygın eğitim kapsamındadır dedik.
Bu yaygın eğitim kapsamında olanlar neler olabilir öğretmenim? Mesela kişinin özel yetenekleri doğrultusunda katıldığı bütün öğretmenim unsurlar nelerdir? Bir yaygın eğitimdir. Yani işte bir gitar kursuna gitmesi ya da işte bir bağlama kursuna gitmesi bir nedir öğretmenim? Yaygın eğitimdir. Ya da size istihdam olanağı sağlayan her şey. Bir nedir öğretmenim burada? Yaygın eğitimdir bu süreçte. Şimdi öğretmenim, bunlarla ilgili bir soruyu irdeleyecek olursak, diyelim ki yabancı dilde eğitim veren bir okulda görev yapan Selin öğretmen, derslerini İngilizce olarak anlatabilmekte fakat öğrencilerinin kendi aralarında yaptığı esprileri anlayamamaktadır diyor. Bu nedenle Selin öğretmenin bu durumda katılmış olduğu kurs hangi eğitim türü kapsamındadır diye soruyor öğretmenim, soru da bize. Şimdi şıklarda da vermiş ki formal eğitim diyor, yaygın eğitim diyor, halk eğitim diyor, hizmet içi eğitim diyor, mesleki eğitim diyor, informal eğitim diyor mesela öğretmenim soruda. Burada hangisidir diyeceksiniz bana. Bazılarınız halk eğitim diyecek, bazıları hizmet içi eğitim diyecek, bazıları ne diyecek öğretmenim? Yaygın eğitim diyecek. Soruyu unutmayalım. Selin öğretmenim burada bir dursun. Ama soruya bakarken öncelikli olarak benim size vurgulamak istediğim nokta şuydu. Her zaman için soruda nesini arayacaktık öğretmenim? Özel olanını arayacaktık. Yani formal eğitimi vermiş ama onun daha özelini vermiş. Belki seçeneklerde bunlarla ilgili daha özel bir ifade var. Bu nedenle en özel olanı arayacaksınız. Peki bu soru doğrultusunda halk eğitimle, hizmet içi eğitimle, çıraklık ve mesleki eğitimle bunları bir irdeleyelim. Bak öğretmenim, halk eğitimde kişinin kendi istekleri doğrultusunda katıldığı bütün unsurların hepsi halk eğitim kapsamındadır. Mesela neler öğretmenim? Bize istihdam olanağı sağlayan her şey bir halk eğitimdir. İstihdam dediğim şey iş olanaklarıdır. Mesela İşkur'un meslek edindirmek amaçlı açmış olduğu bütün kurslar ya da işte belediyelerin meslek edindirmek amaçlı açmış olduğu bütün kurslar. Bunların her biri birer nedir? Halk eğitimdir. Kişi kendi isteği doğrultusunda katılır, sertifikasını alır. Ya da kişinin yetenekleri doğrultusunda katıldığı, özel yetenekleri doğrultusunda katıldığı bütün etkinlikler yine bir halk eğitimdir. Gitar kursu gibi, bağlama kursu gibi. Ya da öğretmenim bu süreçte kişinin işte belediyelerce ya da herhangi bir kurum doğrultusunda açılmış olan bütün kursların hepsi ne kapsamındadır öğretmenim? Halk eğitim kapsamında. Yani şu an işte süreçte tek lidere gelmiş olduğunuz kurs bir ne niteliğinde o zaman öğretmenim? Halk eğitim niteliğinde konuşamadım. Bunun dışında öğretmenim işte bir sürücü kursuna gitmeniz ya da İngilizce'de eksiklikleriniz varsa bir dil kursuna gitmeniz. Bunların her biri birer nedir öğretmenim o zaman? Halk eğitimdir. Ve kişi kendi isteği doğrultusunda gidecek öğretmenim burada. Ve burada bunun sonucunda da bir sertifika alacak birey. Peki hizmet içi eğitim ne? Bak adından çıkıyor aslında bunlar. Hizmetin içinde verilen eğitim. Demek ki sen bir şeyde hizmet veriyorsun ki orada senin eksikliklerini gidermek amacıyla ya da gelişmeni sağlamak amacıyla bir eğitim veriliyor. Ve hizmet içi eğitimi halk eğitimden ayıran temel fark, hizmet içi eğitim mutlaka kurum tarafından verilir öğretmenim ve seni kurum gönderir. Mesela ben tek liderde çalışıyorum. Tek liderin beni kendimi geliştirmesi amacıyla beni bir seminere göndermesi halk eğitim midir, hizmet içi eğitim midir? Bak bağlı olduğum kurum gönderdi. Bu nedenle nedir? Hizmet içi eğitim. Biraz önce konuşamadım. Kendi isteğimle bir diksiyon kursuna gitmem. Ne olacak öğretmenim burada işte? Bak bir halk eğitim olacak. Bu nedenle bunu kurum gönderir ve kurum tarafından gönderilen bütün eğitimleri kapsar öğretmenim. Hizmet içi eğitim. Şimdi geldim soruma. Yabancı dilde bir okulda eğitim veriyormuş Selin öğretmen. Dersini anlamış, öğrencilerin esprilerini anlayamıyormuş. Gücüne gitmiş,
Bir kursa gitmiş öğretmenim. Bak okul mu gönderdi? Aa, kendi isteğiyle katıldığı kursların her biri birer ne olacak öğretmenim o zaman? Burada halk eğitim. Ama okul öğretmenlerini milli eğitimde yabancı dil eğitimiyle ilgili bir seminere göndermiş olsaydım o zaman cevabım ne olurdu öğretmenim? Hizmet içi eğitim olurdu. Halk eğitimle hizmet içi eğitimi ayıran temel nokta bu, ne? Bu. Çıraklık ve mesleki eğitim ne? Bu da aslında öğretmenim isminden çıkıyor. Bak diyor ki mesleki anlamda kişiye eğitim vereceksin. Yani önce teknik bilgiyi vereceksin diyor. Sonra bir de ona uygulama yaptıracaksın. Yani çırak yapacaksın adamı diyor. Teknik bilginin yanı sıra artık kişiye pratik bilgiler de veriliyorsa ben buna çıraklık ve ne diyeceğim öğretmenim? Mesleki eğitim diyeceğim. Bu nedenle her ikisinin de mutlaka bir arada olması gerekiyor. Hem teknik artı neler olacak öğretmenim? Pratik bilgiler olacak bu süreçte. O zaman şu mantığı öğrendik öğretmenim. Formal eğitim, örgün eğitim, yaygın eğitim, halk eğitim, hizmet içi eğitim ve çıraklık eğitimini verse de sorularda her zaman için neye gideceğiz öğretmenim? Biz en özeline gideceğiz. Bütün bunların hepsinde mutlaka bağlı oldukları bir ne olacak öğretmenim? Merci olacak. Bak diyelim ki sana şuraya 4 tane seçenek verelim. Hadi buradaki eğitim türlerini bana sen kendin bir ifade et öğretmenim. İşte diyelim ki Ali'nin tarih dersindeki bilgi açığını gidermek amacıyla internetten bir uzmanı dinlemesi hangi eğitim türüdür diyelim? Bunun dışında A Bankası'nda çalışan Ayşe'nin bilgisayar programcılığı ile ilgili eksikliklerini gidermesi amacıyla bankanın Ayşe'yi bir seminere yollaması hangi eğitim türüyle alakalıdır diyelim? Veli'nin tek lider eğitim kurumlarında bilgi açığını gidermek amacıyla uzaktan eğitim videolarını dinlemesi hangi eğitim türüyle alakalıdır diye bir soralım öğretmenim buradan. Şimdi Ali'nin tarih dersiyle ilgili bilgi eksikliklerini gidermek amacıyla internetten uzmanı dinlemesi. Soruda neye bakacaktım? Bağlı olduğu merci var mı yok mu? Önce buna bakacağım. Evde tarih dersinde internetten bir uzmanı dinliyorsa bağlı olduğu bir merci var mı öğretmenim? Yok. O zaman direkt cevabım ne olmalıdır öğretmenim? İnformal eğitim. Bitti. Ayşe'nin işte bankada çalışan Ayşe'nin bilgisayar programcılığı ile ilgili eksikliklerini gidermesi amacıyla bankanın onu bir seminere göndermesi hangisidir diye sorduk. Şimdi bir kere bağlı olduğu bir merci var öğretmenim. Demek ki cevabım formal eğitim. Ama formalin içerisinde uzun süreli değil, kısa süreli olan yaygın. Bunların içerisinde de banka göndermiş, yani çalıştığı kurum göndermiş. Cevabım ne olmalıdır öğretmenim burada? Hizmet içi eğitim olmalıdır bu süreçte de. Veli'nin tek lider eğitim kurumlarında uzaktan eğitim çalışmalarıyla birlikte ders dinlemesi. Bak tek lider eğitim kurumu. Bağlı olduğumuz yer var mı bizim? Var tabii ki. Bu nedenle öğretmenim dikkat edeceğim nokta formal. Ama ben burada kendi isteğim doğrultusunda katıldığım bütün kurslar için nedir dedim öğretmenim? Halk eğitimdir dedim. Bu nedenle cevabım ne olmalıdır öğretmenim burada da? Halk eğitim olmalıdır. Umarım anlaştık öğretmenim bu süreçte sizlerle birlikte. Peki sargın eğitim ne? Bak öğretmenim. Şu tahtamı yine birazcık daha temizleyeyim ben. Sargın eğitimin başlangıcı informal eğitimdir. İnformal eğitimle o zaman ben onu nasıl ayırt edeceğim öğretmenim bu süreçte? Şimdi sargın eğitimde vurgu tanım şöyle der. Kişinin kendi kendine edindiği becerilere vurgu yapar öğretmenim. Kendi kendine edindiği becerilere vurgu yapıyorsa bu sürece kadar ne gerçekleşir öğretmenim? Bir informal eğitim gerçekleşir. Ama kendi kendine edindiği beceriler doğrultusunda
sargın eğitimde mutlaka ortaya somut ürünler çıkar. Ve bu somut ürünler de bir takım devlet projeleriyle desteklenir. Ve bu devlet projesi kapsamında bu ürünler satılır. Şahsa mutlaka ekonomik ne sağlar öğretmenim? Katkı sağlar. O zaman ürün olacak. Bir de ben bu üründen ekonomik ne elde edeceğim? Gelir elde edeceğim. Hem bireye hem de devlete katkı sağlamak temel amaçtır. Devletin bu projeleri desteklemesindeki temel amaç, ülkedeki kalifiye eleman ihtiyacını gidermek amaçlıdır öğretmenim. Yani ev çalışmayan ev hanımlarına yönelik bir takım atölyeler açar. O atölyelerde birey edindiği becerilerle halı yapar, kilim yapar, el sanatları çıkarır. Bunlar satılır, hem bireye hem de devlete katkı sağlar. Fakat dikkat edeceğim nokta şu, bu ürünler mutlaka 3 tane olacak. Onun dışındakiler sargın eğitim değil. Yani ortaya çıkan ürün ya halı olacak ya kilim olacak. Ya da ortaya çıkan ürün takı olacak. Ya da ortaya çıkan ürün mutlaka bir el sanatı olacak. Dantel olacak, banyo lif olacak, çorap örecek falan filan. Bunların dışındakilerin hiçbirisi sargın eğitim olmaz. Bak şimdi, ben biraz önce bir örnek vermiştim sana. Ayşe'nin anneannesini gözlemleyerek dantel yapmayı öğrenmesi. Buraya kadar bu bir nedir öğretmenim? İnformal eğitimdir değil mi? Kendi kendine doğal ortamda gelişen bir olay. Bak ortaya somut ürün çıktı. Bu danteli eğer kermeste satsaydı o zaman bu neye dönüşürdü öğretmenim? Sargın eğitime dönüşürdü. Amaç burada ekonomik neye destek vermek öğretmenim? Katkıya destek vermek amacıyla yapılır. Bazen bana derslerde şunu soruyorlar. Annem diyor evde diyor reçel yapıyor, onu satması da bir sargın eğitim olur mu? Devletin ananın yaptığı reçelden diyorum ben de. Bu nedenle bak bu ürünlerde mutlaka halı olacak, mutlaka kilim olacak, mutlaka takı olacak, mutlaka bir ne olacak öğretmenim? El sanatı olacak. Temel amaç çünkü hem devlete katkı sağlamak hem de neye katkı sağlamak? Bireylere. Mesela örnek verecek olursak yine mahkumlar hatırlayın bir takım tezgahlar kurulur toplumdan uzaklaşmasın diye. Bu adamlar işte boncuklardan bir şeyler tasarlar, ortaya çıkarırlar. Ya da işte halı kilim dokurlar ve bunlar satılır. Hem mahkuma destek sağlar hem de devlete destek sağlar. Bu bir sargın eğitim midir? Evet öğretmenim. Sargın eğitimde mutlaka ürün olacak. Ve bu ürünler bireye ve devlete ekonomik ne sağlayacak öğretmenim? Katkı sağlayacak. O zaman informalle sargın eğitimin arasındaki temel farkta somut nelerdir öğretmenim burada? Ürünlerdir diyebiliriz kısaca. Ve bir tane daha önemli üzerinde duracağım bir konu var öğretmenim. Fakat bu yine karşınıza sürekli çıkabilir. Aslında siz onu da görüyorsunuz eğitim süreci hayatınızda. Peki o ne? Diğer bir kavramımız da iş başında eğitim. Bak öğretmenim.